Ordu, Altınordu ilçemizde, ilimizin merkezinde ilk basın açıklamamızı orada yapmıştık. İkincisini Ünye'mizde yapalım dedik. Nasipse önümüzdeki günlerde de üçüncüsünü Fasa ilçemizde yapacağız. Ordu merkezde, Altınordu ilçemizde biz ilk açıklamamızı yaparken şöyle demiştik. Ordu ili 19 ilçeden ibarettir. Altınordu, ordu anlamına gelmez. Ama maalesef insanların kafasında Altınordu ilçesi ordu olarak kabul ediliyor. Diğer ilçelerle ilgili olan düşünceler, görüşler de birazcık geri planda kalıyor. Ben merkezdeki açıklamamda bir şehri yönetmeye talip olan Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı, önce 19 ilçenin deki siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerle bir araya gelir. Bu ilin her bir ilçesi için ne düşünüyor ise bunları önce masa üzerine yatırır. Neler varsa düşüncesinde daha sonra da bunları imkanları oranında acillik sırasına, önem sırasına göre de uygulamaya koyar. Diyorsunuz, Ordu merkezde yapılan yanlış yatırımlar ya da Ünye'de yapılan yanlış yatırımlar, oradaki ya da başka ilçelerimizdeki yanlış yatırımlar kamuoyunun tepkileriyle ya durdurulmuştur ya da revize edilmek suretiyle insanların talebi istikametinde değişikliğe uğratılmıştır. Orduyu yöneten insanlar için biz bunu söylerken, yani Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Vali için böyle bir şeyi söylerken, peki il yöneticileri Ordu merkezde oturacaklar, Altınordu ilçesinde oturacaklar. İlin tamamı içinde oradan beri ahkam kesecekler. Bunun çok doğru olmadığını söylemiştim. Üniversiteye tahsisli olan eski havaalanı olarak bilinen bir alanımız var. Orada şu anda bir şirkete verilmiş, bir şirketin fazla miktarda odunlarının yığıldığı, eğer pist alanının uzunluğu 200 metre ise en az 130-140 metrelik uzunluğundaki beton alanın tamamında yüz binlerce ton kereslerin, odunun yığılı olduğunu göreceksiniz. Ben de sizlere o fotoğrafları attım. Şimdi buradan şunu merak ederek ben de soruyorum. Ordu merkezde olan üniversitenin başında bulunan Sayın Rektörümüz, acaba merkezde 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm bir yeri bir şirkete verip sen burayı istediğin gibi kullanabilirsin, 3 ay, 5 ay, 1 sene der mi? Burayı ne karşılığında verdiler? Parası nereye yatmaktadır? Neler düşünülmektedir? 2021 yılında bu şartlı tahsis edilmiş olan bir yerdir. Eğer Ünye'de, bu Ünye yerleşkesinde üniversiteye ait bir bina yapılmazsa tahsis geri kalkacaktır. Daha önce bunlar hep yaşandı. Aynı akıbeti 2021 yılının sonunda başımıza geleceği için ben bugünden burada bir uyarı görevimi yapmak istiyorum. Orada üniversiteye tahsisli alan üzerinde giriş kısmında fotoğraflarda da göreceksiniz. Şantiye alanıdır. İşte yaklaşmak, girmek yasaktır deniliyor. Kimin şantiyesi orası? Ne yapılıyor orada da oraya girmek, yaklaşmak yasaktır. Buranın arkasında kimler var? O paralar nereye yatırılır? Ne hesaplarla bu işler yapılır da merak ettiğim için ben de sizin aracılığınızla birlikte kamuoyuyla bu durumu paylaşmak istedim. O zamanki organize sanayi bölgesini devlet, bakanlık kuracakken Ünye'deki vatandaşlar, yatırımcılar paralarını verdiler. Tıpkı herhangi bir yerden arsa, arazi alır gibi böyle bir organize sanayi kurma yoluna gittik. Ama bunun hala altyapıyla ilgili olan iş ve işlemleri bitmedi. 2021 yılından önce yapılabilecek. Yani 2 yıllık gecikme. Merak ediyorum, OSB'nin arkasındaki olan o büyükler OSB'yi hangi noktaya getirdiler? Şu anda destekleri hala geçerli mi? Onu da merak ediyorum ve sizlerle birlikte paylaşmış olduğu için. Ünye gibi 140 bin nüfuslu bir ilçede hala kültür sarayı yoktur. Kültür sarayı olmadığı gibi bir sinema salonu da yoktur. Var olan salonlarda işletilememiştir. Bu bölgede çekilmiş olan bir filmi izlemek üzere Altınordu'ya gitmektedir Ünyeliler ya da Ünye'deki bir okulun salonunda bu filmi izlemek zorunda kalmıştır. Sayın Numan Kurtulmuş Kültür Bakanlığı yaptı. Kendi döneminde kültür merkezimiz, kültür sarayımız yapılamadı. Daha sonra gecikmeli olarak inşaat başlatıldı ama o inşaatta da ödemelerin çok sağlıklı yapılmadığından müteahhit duruyor. Şimdi her şeyin arkasında olan Sayın Numan Kurtulmuş, eğer birileri devreye girer bir kaynak bulursa, onu ziyarete giden ve eski yeni fotoğraf paylaşan arkadaşlarımız acilen hemen devreye girerler onlar da
Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Çünkü AK Parti'nin ikinci kişisi bu. Son derece önemli. Türkiye'deki ikinci insan olma çok önemlidir. O zaman hala o inşaat niye devam edemez? Arkasındaki duruşu böyle bir duruş mu? Bu duruş bu kadar mı bir duruş? Onu da çok merak ediyorum. Diğeri arkadaşlar, Akkuş-Niksar yolumuz bizim. O da 30 yıllık kangrendir. Mevcut yolun ıslahı istenir. Islahı ile ilgili herhangi bir şey yok. Yani tırmanma şeritleri yapılsın. İşte dere yatağından karayolu standardında, karayolu demeyin, duble yol standardında yapılması gereken, efendim bu yolun projelerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Sayın Enver Yılmaz döneminde bittiği, ünyemizdeki gazetelerde manşet olduğu projeler bitti. Artık ihale aşamasında dendi yaklaşık 4 yıl kadar önce. Şimdi projeleri bitmiş olan bir yolun o zaman diğer ihaleleri neden yapılamaz? İşte o yanına gidip fotoğraf çektirdiğimiz büyüklerimiz, çünkü ünyelerin tamamı bir araya gelerek bir güç birliği oluşturarak, ünyedeki sivil toplum, siyasi partiler, kanaat önderleri bir araya gelerek 10-20-30 kişi, işte devletin önemli kurum ve kuruluşlarındaki kişileri ziyaret edip biz bunları istiyoruz demeyi başaramıyoruz. İşte bir ya da iki arkadaşımız gidiyor Ankara'ya, fotoğrafını çektiriyor. Evet, görüştük, olacak. Ben yine soruyorum. Bunun durdurulması ve yürütülememiş olmasını son derece merak ediyorum. Yani Türkiye'de ikinci kişi olacaksınız bir iktidar partisinde ama kendi bölgenizde desteğiniz bu kadar zayıf olacak. Bu son derece üzücü.